Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Yola çıkmadan yoldan alayım. Buradan almak için 3 tane soğan aldım ve tavuk ciğeri aldım. Yolda inşallah tavuk ciğeri yapacağım. Sıcağı da nasıl gideriz bilmiyorum. Hadi bakalım ya. Yani böyle yok yani. Yok. Yandım bugün Nizamettin. Hacı nereye gidiyor lan? Öbür araba da ortaladı. Şu manzarayı görmenizi istedim. Yani şu görüntü var ya arkadaşlar. Şu an Ankara yolunda durduk ve akşam yemeği için hazırlıklara başladım. Menümde tavuk ciğeri var. Allah! 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 Bu kadar kaldı. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün ya bismillah diyoruz ve yolumuza çıkış yapıyoruz. Şu an evimizin önündeyiz. Araca ilk geldiğimde neler yapıyorum onları da gör istedim. Aracı çalıştırıyoruz, havasının dolmasını bekliyoruz ve kameraları yerleştirmek için ayar yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Baba! Arkadaşlar, şu kamera çok sallanıyormuş. Onun için şu ayağı kısaltacağım. Bu ayaktan dolayı sallanıyor büyük ihtimal. Baba sen de ben yola geliyorum. Nereye geliyor? Sen de ben oraya. Ben bir keresinde gelmiştim. Ondan önce ablamla da gelmiştik hatta. Siz ablamla balığa gitmiştiniz ben küçükken de. Ben de gitmek istemiştim. Gidememiştim. Az korona çıktı. Bela. Başımıza bela geldi. Korona, morona. Ha? Nerede o? Geldim ya. Kamera. Baba. Biliyor mu? Bilmiyorum neyi. Bir tane eşek Leyla şarkısını korona, korona diye şarkı. Hani Zeymen'in şarkısı var ya. O. Leyla şarkısı var ya. Bir eşek öyle diyor. Şöyle yapmış. Çalıştırmayı öğrendim. Bak, bunu çalıştırmayı kapatmayı öğreniyoruz. Başka ne demiş? Ha, başka ne diyor? Korona, korona. Bu otoban bir sesi vardı. Korona, korona. Nereden geldin? Dünya turuna. Çıktım dünya turuna. Korona çıktım dünya turuna. YouTube'da gördüm onu ben. Sudan da araştırdım. Araştırdın mı? Evet. Niye araştırdın? Ama YouTube'da artık yazmayı öğrendi ya, YouTube'da her şey yazıyor. Yok Barbie videoları da ben hepsi ben videoları. Ha, Barbie videoları. Onun için mi YouTube'da devamlı Barbie'ler, Barbie'ler çıkıyor? Evet. Neden çıkıyor? Hazra Hanım'ın yüzünden değil mi? Ben burada. Yeter burada. Yakın yol olursa böyle Sinop falan olursa. Ya ben hep düşürdüm. Canım. Ay çok ağır baba. İşte görüyorsunuz değil mi? Çok ağır Azra baba. İşte bunlar benim canlarım. Onun için diyecek bir şey yok yani. Baba. İyi ki varlar. İyi ki hayatımda. Baba. Efendim kızım. Bakkala giderken bir şey alalım mı? Tamam geliyorum, başlarımın belası. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum tamam. Ya siz olmasanız ben ne yaparım zaten. Sizler için çalışıyoruz. Sizler için varım ben. Hadi bakalım. Aracımız çalışsın, havası dolsun ondan sonra. Baba. Efendim? Baba. Ben deyim. Abim sizi çok seviyorum. Başka? Azra azdı baba o bir şey diyeceğim. Tamam. Baba desene. Şimdi gidelim. Korneye basabilir miyim? Ya bas bir kere bak. Tamam hadi. Baba. Tamam hadi gidelim şimdi markete ondan sonra yola çıkalım. Araba geliyor, taksi bekliyorum. Arkadaşlar, yola çıkmadan yoldan alayım, buradan almak istedim. 3 tane soğan aldım ve tavuk ciğeri aldım. Yolda inşallah tavuk ciğeri yapacağım. Ekmeğimi de aldım. Şimdi onları sandığa bırakacağım. Ondan sonra yolda bir daha marketle şuydu buydu uğraşmayacağım inşallah.
Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkış için start veriyoruz. Şu sol suyumuzu şu yanımıza bir koyalım. Şu da burada dursun, birazdan kettle açacağız. Vallahi arkadaşlar 33 derece sıcak var. Allah yardımcımız olsun. Bu sıcağı da var ya. Bu sıcağı da nasıl gideriz bilmiyorum. Hadi bakalım ya, bismillah. Ben şimdiden başladım yanmaya. Vallahi gidecek olduğumuz yol güzergahından deniz diyor. Şöyle Karadeniz tarafına gitseydik çok güzel olurdu yani. Çekerdik bir denizin kenarına güzel bir şekilde. Serinlerdik yani. Ama malum Ankara'ya gidiyoruz. Ankara üzerinde de deniz yok. Yani deniz olsaydı İnanın iyi olurdu yani. Bunaldığımız yerde, terlediğimiz yerde denize girerdik. Süper olurdu. İnanın şu an şöyle az da bu tarafı açayım. Yani böyle yok yani. Yok. O kadar nem, o kadar nötübet var ki şu an aracın içine oturdum. Ya bismillah dedim, yola çıktım, başladım sıcaklamaya. Yani iyi ki de kapri giymişim. Ana, bu ne ya? Yanıyorsun Fuat abi. Yandım bugün Nizamettin. Yandım bugün. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Baktım gidemiyorum sıcağa. Arabayı artık çekerim bir gölgeye. Gölge olan bir yere çekerim. Ondan sonra yatarım. Yapacak bir şey yok. Şu şeytanları bir kaldırayım. Şimdi buradan dönüş yapacağım. Neyse ya, bismillah dedik, çıktık yola. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Yolda neler yapacağız? Tabii ki yemek yapacağız. Yani tavuk ciğeri aldım. Ne zamandır yapmıyordum. Akşam yemeğini inşallah tavuk ciğerle birlikte başlatacağız. Sabah kahvaltısı da zaten her zamanki gibi bir yumurta olsa yetiyor. Yumurta. Bir demlik çay. Her şeye bedel. Şimdi arkadaşlar bu Kavatepe'deki molaya geldim. Yani yaklaştım. Şu rampayı çıktım. Şöyle aracı bir sağını solunu kontrol edeyim istedim. Bakalım lastiklerde ısınma var mı dedim. Malum hava sıcak. Yine eskisi gibi aynı sıkıntıları yaşayacağız mı diye. Ama şükürler olsun lastiklerde bir sıkıntı yok. Malum hava çok sıcak. 33-34 derece. Ve böyle havalarda da aracımızın, yani aracınızın kullandığı aracın hareketi malum yüksek olur. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Ben aracımla yola çıkarken orada sol taraftaki köşede gösterge panelinde her zaman normalde hava ölçer orada olur. Ama ben ne yapıyorum? Yola çıkarken aracın hareketini gösteren ölçeri getiriyorum oraya ki yolda giderken aracımın hareketini kontrol ediyorum. Yani gözümün önünde olsun diye. Sizler de her zaman öyle yapın. Şimdi bu çakallı rampasına çıkarken arkadaşlar hareketimiz 107'ye kadar çıktı. 105, 106, 107. Malum hava da çok sıcak. Onun da etkisi var. Ve şimdi burada durdum bir 5 dakika. Aracın sağını solunu dolaştım. Kontrol ettim. Ve hemen otomatikmen aracımızın hareketi 88'e 89'a düştü. Yani bu harelete çok önem veririm arkadaşlar. Bu harelet yüzünden rampada kalan arabalar çok sayıda oluyor. Hatta az önce aşağıda bir tane Azeri Gürcü plakalı kardeşimiz kalmıştı. Aracı harelet yapmış. Onun için yani bu conta yaktırabilirsiniz araca. Onun için ne yapmanız lazım? Mesela rampaya sardığınız zaman da aracınızı devirsiz kullanmayın. Aracınız bayılıyor mu? Bir yarım fitet düşürün. Rahat bir şekilde o rampayı çıkmasını sağlayın ki aracın harelete binmesin. Ben bu şekilde yaptım ve en fazla 100'e kadar çıkıyor harelet. 105, 106, 107'ye kadar. O da bir de havanın etkisi var demiş olduğum gibi.
Şimdi bu molada duracağım. Görmüş olduğunuz gibi bayrağın olduğu yer totalde. Azotumuz total. Yağımız total. Ha ne olsun baba. Orada duracağım. Mazotumu alacağım. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Erzurum'a geçeceğim. İnşallah Fatih'ler açıktır. Bu yarım kalan işimizi orada tamamlayayım istiyorum. Her defasında yarım kalıyor. Ama inşallah bu sefer yarım kalmayacak. Şu an totale giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle mazot alacağımız yere bir yanaşalım. Yavrum arkadaşlar fotoğraf çekiyorlar. Şöyle geldik. Evet arkadaşlar, şimdi mazotumuzu bir alalım. Kusura bakmayın, mikrofon düşmüş. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hem bu arada aracımız da biraz dinlensin. Evet arkadaşlar, şimdi Kavak moladan çıkış yapıyorum. Mazotumuzu aldık. Ve yola ya bismillah deyip çıkacağız inşallah. Bu mikrofon da devamlı düşüyor. Şöyle. Bu şekilde iyi. Zaten aracımda arkadaşlar benim 100 litre bir mazotum vardı. Ben her seferinde yola çıkmadan mazotumu ölçüyorum. Mesela diyelim ki Ankara'ya gidiyorum. Buraya not alıyorum. Samsun ve Ankara yol çıkışı diye 100 litre mazotum vardı. Sonrasında mazot aldığım yerden de ne kadarlık mazot aldım, kaç litre mazot aldım, hepsini de ayrı ayrı yazıyorum ki sonuçta şoför olarak çalışıyoruz bu firmada, uçak lojistik. Yani bana bugün yarın ne kadar mazot aldın, ne yaktın diye sorulduğu zaman kolay bir şekilde, içim rahat bir şekilde evraklarıyla birlikte göstereyim diye notumu alıyorum. Ben her zaman tedbirimi alırım abi, takdir Allah'a bırakırım. Onun için şoför çalışan kardeşlerimiz de böyle yaparlarsa iyi olur. Her şey belgeli olsun kardeşim. Belgesiz hiçbir şeyi yapmayın. Yani araca bir şey mi yaptırdınız? 10 lira, 5 lira, 20 lira hiç fark etmez. Onun her zaman bir evrağı olsun, fişi olsun elinizde ki mal sahibine ben şunu yaptırdım deyip önüne koyun. Evraklı bir şekilde. Sizin de gönlünüz, içiniz rahat olsun. Onun da içi rahat olsun. Yani yaptığınız işi her zaman sağlam yapacaksınız. Yani arkanızdan size laf gelmesin. Yani söz gelmesin. Üzülmeyin. Canınız sıkılmasın. Moraliniz bozulmasın. Onun için her zaman yaptığınız işi belgeli yapın. Evraklı yapın. Bu şekilde de aklınız karışmaz. Ben öyle yapıyorum. Ne alıyorsam, araca ne yaptırıyorsam, ne kadar mazot aldıysam, ne kadar yaktırdıysam hepsinin notunu alıyorum deftere. Yol dönüşü alıyorum defterimi elime evraklarla birlikte. Ben diyorum şunu yaptırdım. Aracım bu kadar mazot yaktı. Şuradan şunu aldım. Buradan bu yükü yükledim. Nakliyesi şu. Artık ADV'si şu. Hep böyle notumu alıyorum. Kendi aracımız olsa sıkıntı yok. Kendi aracımız olsa zaten aynı şekilde de yapmanız sizin açınızdan iyi. Neden? Çünkü insanlık hali, insanlar unutabiliyor. Nerede ne yaptım, ne aldım, ne ettim diye. Ama bir defter, bir ajanda tutarsanız, mesela bu ay diyelim ne kadar ciro oldu, onu aklında tutamazsın. Ama deftere not alırsan, şuradan şu gün şunu yüklemişim, şuraya gitmişim, şu para yazılmış, bu yazılmış, şu yazılmış, bu şekilde hesabınızı takip edebilirsiniz. Sizler de aynı şekilde devam edin. Yani kendi aracınız da olsa, şoför de olsanız bu ajandanız aracınızda mutlaka olsun. Yani oraya yazın. Yazın. Hani derler ya, yazı kalır söz uçar. Söz uçar gider. Aklınızdan gider ama yazı her daim kalır. Sizlere önerim bu arkadaşlar.
şoför de olsanız, kendi aracınız da olsa her zaman yaptığınız şeylere bir not alın. Ya ben falan tarihte şunu yapmışım. Ya yaptığınız olay şey değil. Mesela diyelim ki ödemeleriniz var. İlerleyen tarihlerde ödemeleriniz var. Ödemelerinizi bir ajantaya sıralayın. Falanca tarihte şu ödemem var, şu var, bu var, bu alacak var, bu verecek var. Bu şekilde yaparsanız ne siz zarar edersiniz, ne karşındaki güven, size güvenen insan güvencinde bir şüphe duyar. Neden? Ödemeyi zamanında yaparsanız karşındaki insan, Allah helal olsun bu adama, bu adam ödesin hiç geciktirmiyor, sağlam adam. O adam da sizin, yani o adamın gözünde sizin her zaman krediniz mevcuttur. O güveni verin. Hiçbir zaman yan kaboz yapmaya gerek yok. Ya insanlık hali şu da olabilir. Mesela diyelim ki ödemeniz geldi. Ama iş yapamadınız, para kazanamadınız, sıkıntılarınız var, borcunuz var, şunuz var, bunu var. Ya hepsini yetiştiremiyorsunuz. Kardeşim o ay kime diyelim borcun var? Bana borcun var. Gelirsin. Ya selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya Nizamettin kusura bakma kardeşim, sana boy ödemem var ama beni bir iki hafta idare edebilir misin? Ya böyle böyle sıkıntılarım var. Deyin. O insana o bile yeter. Yani o insan sizden şimdi ödeme bekleyecek. Ödeme gelecek bu tarih. O kendisi de ona göre hesap kitap yapıyor, plan yapıyor. Onun için sizler o şekilde yaparsanız Hacı uyuyun, Hacı uyuyun, Hacı. O şekilde plan yapıyor, ödemeleri oluyor. Ondan sonra var. Yusuf Yaman. Geçen merdivenleri oraya getirmiştim. Onlara. Yanından geçiyor. Evrak ver elinde. Şimdi kava artık havzaya bir yere ürün mü verecek? Ne yapacak? Çünkü zamanında bu işi ben de çok yaptığım için bilirim. Yani ürün boşaltacak oldu diye yaklaşın zaman da evrağı eline alırsın. Neyi var neyi yok bakarsın, kontrol edersin. Onlar da o şekilde Allah yardımcılar olsun. Yani bu sıcağı inanın şu an 30-32 derece. Ben yine aracın araletini ekrana alacağım. Çünkü ekrana almam lazım ki aracın yaptığı harareti göreyim. Hacı nereye gidiyorsun la? Kafa dalmış, kafa dalmış. Görmüyor bile bizi. Yavrum benim be, bir zamanlar bu işi az mı yaptık ya? Şuraya bak, korniş, merdiven, hırdavat, ne ararsanız var. İnsan bu kadar mı talihsiz olur ya? İnsan bu kadar mı şanssız olur? Bu kadar mı bahtsız olur ya? Yani ara buraya geldik. Burada da elektrikçi yok. Yani bizim işimizi yapacak. Ben de ne yapayım? Parkları değiştirdim. Parklarım maviydi. Kırmızıya mavi olmaz dedik. Ve kırmızıyı çevirdik parkları. Bir tane de asma kilit aldım. Arabamın arkasında kilit yoktu. Şu çekiciyi bir kaldırayım. Hiçbir şey yaptıramadık arkadaşlar. Bu ne talihsizlik, bu ne şanssızlık böyle ya.
Lan bir yere gidiyorum, yaptırayım ettireyim. Yok baba, yok. Yok. Böyle şansın içine tüküreyim ben ya. Arkadaşlar, o kadar sıcak vardı ki, yani bunaldım, darlandım yine. Yani şu arabadan aşağıya indim, şu arkam nasıl biliyor musunuz? Arka tarafım su gibi olmuştu terden. Onun için şu Çorum tepeye aşağı sallanmadan, sağda güzel bir yer var. Şöyle göstereyim ben size bir saniye. Pardon. Şöyle şurada mola verdim. Burada durdum. Ve gayet de güzel esiyor. Çok da güzel esiyordu. Bir saniye. Burada durdum. Aracım da biraz soğudu. Malum hararetler yükseliyor hava sıcak olduğu zaman. Şu camı açtım, kapıyı açtım. Arabaya şöyle bir oksijen doldu, bir hava doldu. Bir kendime geldim. Uykum geldi mi? Bu serinliğe geldi. Sonra aşağıya indim, şöyle bir oturdum. Biraz rüzgarda bekledim. Ama yemek yapmam lazım. Akşam yemeği hazırlığına başlamam lazım. Onun için Çorum'u geçince markette bir yerde duracağım. Alışveriş yapacağım. Biber falan alacağım. Yeşil biber. Sonra karabiber, işte kimyon, mimyon bir şeyler. Tavuk ciğer sote yapacağım. Onun için fazla geç kalmamam lazım. Şu Sungurlu'yu geçince büyük ihtimal orada bir yerde, güzel bir yerde yemek hazırlığına başlayacağım. Çünkü bayağı acıktım. Saat 6.30 oldu. Aracımız da dinlendi. Ben de dinlendim. Şimdi şu rampaya güzel, rahat bir şekilde inelim. Ve şu an inanın hala 33 derece sıcak var. Yani akşam serinliğe düşmesi lazım ama hala düşmedi. 33 derece hava. Ve malum yarın da Ankara'da olacağız sanayide. Şimdi gidecek olduğumuz yerin konumunu attılar bana. Yarın boşaltacağım. Ondan sonra boş beyaz eşya olan bir yer var. Oraya geçeceğim. O da Ostim'de mi? Nerede? Bir yerdeymiş herhalde. Bakacağız. Oradan da yükleyeceğim. Samsun'a tekrardan geri döneceğim. Bu hafta içi daha değişik yerlere gideriz diye umut ediyorum. Bakalım. İnşallah şöyle uzun bir yere gideriz. Çünkü gemi işi bitti. Bu ara gemi yok herhalde büyük ihtimal. Gemi olmaması benim işime geliyor. Gemi olmasın abi. Uzun yol olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Yolumuz uzun, sevgimiz sonsuz olsun diyoruz ya. Benim yolum uzun olacak baba. Uzun yol olmadı mı? Ben darlanıyorum, bunalıyorum. Liman içinde git gel, git gel, hep kısa mesafe. Olmuyor. Şu an rampa aşağı inerken fren kullanmamaya gayret gösteriyorum. Motor freni yardımıyla. Rotardarımız yok. Rotardarımız olsaydı yani bir iki diş motor retardarı çek, ağır ağır güzel bir şekilde bu rampayı inerdik. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu Çorum merkeze aşağı indiğimiz rampa. Birazdan inşallah Çorum merkezde olacağız. Market alışverişini Çorum'da yapamayacağım büyük ihtimal. Nerede yaparım? Sungurlu'ya girişte sağda A101 var. Büyük ihtimal geçen oradan yapmıştım. Büyük ihtimal orada yaparım. Çünkü Çorum yolu üzerinde böyle açık market bulma şansım yok. Yani bir de canımız sıkkın, ledleri yaptıramadık. Yani Fatihler kapalıymış pazar günü. Açık değillerdi. Ondan sonra havzada başka bir yere uğradım. Yani maksat topuzları falan, ledleri işte yaptırmaktı. Onlar da dedi, abi dedi, bizim elektrikçi arkadaş dedi akşam saat 8-9 gibi geliyor dedi. Ben de o saate kadar bekleyemezdim. Onun için yaptıramadık, kaldı. Bakalım hayırlısı olsun, inşallah dönüşte veya başka bir zaman yaptıracağız. Yani Sina Bey'in düğünü var, düğüne kadar aracı yaptırmam lazım. Düğünde gelin arabasıyla birlikte önde konvoyda olacakmış bu araba. Zaten onun da inşallah sizlere video çekimi gelecek. Konvoy, düğün konvoyuna katıldık diye. Orada bir de onların düğünü öyle güzel oluyor ki, böyle konvoyda kornalar, işte ufak arabaların lastik yakmaları,
tırları böyle sallamalar falan bayağı bir güzel oluyor. İnşallah o anı sizlere yansıtacağız, göstereceğiz. Arkadaşlar şu an Çorum'u geçtim, Sungurlu'ya doğru geçiyoruz. Ve böyle yolun bu şekilde olması çok güzel abi. Gölgede kalıyoruz, serinde kalıyoruz. Şu an Koparan geçidindeyiz. Güneşten uzağız ve hava şu an hala 28-30 derece o aralarda. Tabii ki ben ekranımda yine hararet göstergesini açıyorum ki harareti takip edeyim diye. Vallahi inanın acıktım arkadaşlar. Bir an önce şu alışverişi yapıp ciğer sotemizi yapmak istiyorum, yemek istiyorum. Çünkü saatimiz de 7 oldu. Yemek yap ettiğine de saat 8-9 olacak. Çünkü çaysız olmaz biliyorsunuz. Çay da demleyeceğim. Çayla birlikte işte yemeğimi yiyeceğim. İnşallah ondan sonra çıkacağım saat 11-12 gibi herhalde adrese varırız diye düşünüyorum. Hiç önemli değil. Bir de varayım. Önemli değil. Önemli olan sağ salim varabilmek. Ve tabii ki uykumuz gelirse de çekip yatacağız. Ama şu an uykum geleceğini zannetmiyorum. Uykuyu aldım ben. Bugün malum pazardı. Öğle saat 11'e kadar falan uyurdum. 11-12'ye kadar. Sonra kalktım, kahvaltı falan yaptım. Etimdeyken saat 1'de çıktım. Ben Merzifon'un açık olduğunu bilmiyordum. Açık yani kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim zaten az daha geç çıkardım. Ben Merzifon'da işlerimi yaptıracağım diye erken çıktım. Gerçi aradım onları ama çünkü abi telefon diye bir şey var. Niye aramadın diye soracak olanlar olabilir. Şunu böyle açıklık getireyim. Arkadaşlar aradım kendilerini. Hem Murat'ı hem Fatih'i aradım. Ama ulaşamadım. Dedim herhalde yoğunlar, çalışıyorlar. Telefona bakamadılar. Ondan sonra havzaya yaklaşırken Fatih kardeşim mesaj atmıştı sağ olsun. Abi dedi biz pazar günleri kapalıyız deyince ayda gel buyur buradan yak. Dedim hiç mi açmayacağınız, açmayacağız abi dediler. Sonra o havzada Erdoğan var. Erdoğan Usta'ya uğradım. Hüseyin abiye. O da adamlar vardı açıkta ama bu LED işine bakan elektrikçi arkadaşımız saat akşam 8-9 gibi geliyormuş. Ben de o saate kadar bekleyemem dedim. Yani ben 8'e 9'a kadar orada bekledim. Arabanın bitmesi saat 10-11. Ondan sonra ben nasıl gideceğim bu Ankara'ya? Yalan olur dedik. Sonra yaptırmadım. Şimdi gidiyorum işte parklarda, park ampulünde maviydi. Onu kırmızıya çevirdim. Kırmızı yaptım. Arabamız kırmızı diye onu da kırmızıya çevirdim. Çocuk drone uçurmuş, drone yola düşmüş. Ben ortaladım geçtim. İnşallah arkadan gelen araba kırmaz. Ama kırar diye düşünüyorum. Çünkü çocuk hala drone'u almadı. Eyvah, keşke dursaydık ya. Öbür araba da ortaladı. İnşallah kırılmadan alır ya. Aldı. Tamam. Aldı. Ya orada drone uçurtulur mu ya? Herhalde orada manzara gezemiyor. Drone uçurdu ama drone da küçük bir şey. Tam da yolun böyle şu şeridin tam ortasına düşmüştü drone. Yani sonra baktım çocuk koşuyor yola doğru. Durdu. Son anda gördüm ben de onu. Hemen şöyle bir ortaladım ki ezmeyeyim diye, kırılmasın diye. Ben başka bir şey zannettim ama baktım drone yani. Kanatlarından gördüm. İnşallah almıştır sağ salim. Yazık, günah yani. Arkadaşlar şu an Sungurlu'ya geçtim. Ankara istikametine devam ediyorum ve şu manzarayı görmenizi istedim. Yani şu görüntü var ya arkadaşlar. Bizler yolda böyle görüntüye çok rastlıyoruz. Fotoğrafları çekiyoruz, ediyoruz, story atıyoruz ama sizler de videolarımızda yani şu akşam güneşinin, şu batışının, şu manzarası abi adamın aklını başından alıyor ya. Vallahi alıyor ya. Şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Hey. Evet.
Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an Ankara yolunda durduk ve akşam yemeği için hazırlıklara başladım. Menümüzde ne var inşallah hep birlikte birazdan göreceğiz. İlk öncesinde çay suyumu koymuştum ama ne yazık ki sönmüş. Ana tüp bitmiş lan. Allah'tan yani ben diyorum ya, Allah'tan her zaman bir yedek bulunduruyorum yani. İyi ki de yedek vardı ha. Vallahi iyi ki de yedek vardı yani. Şimdi bunu takayım. Hadi be. Hadi yavrum hadi geç. Allah'tan yediğimiz var. Vallahi var ya, rezil olacaktık yoksa ya. Şunları da şuraya koyayım. Bakasın bir gelenimiz gidenimiz olur. İşte bu ya. İşte bu ya. İlk öncesinde çay suyunu koydum ki çay suyu kaynasın. Çayımı yapayım, yemeği hazırlarken de sıkıntı yaşamam. Bu el fenerim arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Kullanışı çok çok kullanışlı bir şey. Herkese tavsiye ederim. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, menümde tavuk ciğeri var. Tavuk ciğeri aldım. Onu yapacağım. Ama ilk öncesinde tabii ki buzluktan çıktığı için bunu bir yıkamam lazım. Görüyorsun değil mi? Her şeyim mevcut. Bir de bunları doğrayacağım. Şimdi işte şu çöpümüzü şuna koyalım. Suyumuzu alalım. Yani buzu bile daha yeni çözülmüş. Şu an hala buz var. İlk önce bir yıkayayım ben bunu. Kanını bir akıtayım, ondan sonra da doğrayayım. Şimdi şuna koyayım da suyu aksın. Zaten yıkarken tekrar kan akacak. Pardon, yıkarken demişim, doğrarken. Bunlar domatesimiz, biberlerimiz, bunları da suya koyayım, pislikler aksın. Şu küçük domatesten aldım ki yani sabah kahvaltıda mesela ağzıma bir tane atabilirim diye düşündüm. Şu görmüş olduğunuz mini şeylerden biberimiz var. Burayı kapattım ki arkadaşlar, benim soğanlarım da vardı. Soğanlar da burada. Soğanlarını da yapayım. Arkadaşlar burayı kapattım ki şey olmasın, rüzgar fazla olduğu için tüpü bazen söndürebiliyor. Tüp şöyle sönmeden yansın diye hafiften bir kapattım. Şimdi bu karabiberimiz, bu kimyonumuz, tereyağımız, tuzumuz, her şeyimiz var. Ben şu şeyleri bir ilk öncesinde soğanı falan bir soyayım arkadaşlar. Ondan sonra yani inan o kadar çok acıktım ki, yani buraya kadar zor geldim. Yani geride bir yerde duracaktım ama cepler doluydu. Ben de burayı buldum. Güzel. Sivrisinek var ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. İnşallah hepsini yerim ya. Yemesek de ya insan olur ya hayvan olur. Onlarla paylaşırız, yapacak bir şey yok. Şimdi ben tavuk ciğeri ilk defa yapacağım. Normalde normal ciğer yapmıştım ama
Tavuk sote de yapmıştım. Tavuk ciğerini ilk defa yapacağım. Şimdi arkadaşlar çay suyu kaynayana kadar dedim şu biberleri falan bir doğrayayım. Hazırladım çünkü bayağı bir acıktım. İnce ince doğrayalım ki ciğerimizin içinde fazla kalın kalmasın. Saatimiz de 8 oldu herhalde. 9'a gelin ne 8'i. Sıkıntı yok. Saat 12.1 gibi inerim gidecek olduğum yere. Acelem yok. Kameraya kafa bandına taktım ki arkadaşlar ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini görsünler diye. Böyle ince ince doğrayalım. İlk önce yeşillikleri doğruyorum ki ciğerleri doğradığın zaman da ciğerlere şey bulaşmasın diye. Sonuçta hepsi aynı mideye gidiyor ama olsun. Ben yaptığım işi temiz yapmayı seviyorum. Onun için şey yapmıyorum. Şöyle şuraya doldurayım. Suyumuz kaynadı mı acaba? Acaba kaynadı mı? Evet, kaynamış. Şu çayımızı bir demleyelim. Fazla demlemiyorum ki tek kişi olduğum için ziyan olmasın. Yani 5-6 bardaklık bir çay demliyordum. Şöyle dursun. O demlenene kadar da şu işimi göreyim ben. İnanın o kadar lezzetli ki, of, ağzımda eridi resmen ya. Şu an resmen ağzımda eridi. Bunu saç tavada yapacağım arkadaşlar. Ama sığar mı bilmiyorum. Acaba normal tavada mı yapsam? Bence bu sığmayacak. Ben bunu normal tavada yapayım. Saç tavada taşıyor. Onun için ben bunu normal tavada yapayım. Taşmasın, dökülmesin. Ne zamandır diyorsunuz ki, yani Nizamettin abi hiç yemek videosu gelmiyor. Bir de yemek videosu gelmiyor. Aa da geldi yemek videosu. Hadi bakalım. Yani Ramazan'ı pek fazla yemekli geçemedik. Mübarek Ramazan'ı Allah'a. Şunu da koyalım. Şimdi ciğerimizi bir doğrayalım. Evet arkadaşlar şimdi ciğerimizi parçalayacağız. Yani bu sıcağı gördüğü zaman hemen eriyen bir şey olduğu için fazla incelemenize gerek yok bence. Şöyle fazla incelemeden yaparsanız daha iyi olur. Allah, sivri yedi beni. Şu içindeki şeye dikkat edelim. Kan birikilmiş, birikmiş kanı boşaltalım arkadaşlar. Çünkü sonuçta bir kere daha yıkayacağız bunu da.
Allah Allah. Yediler beni, yediler. Uş, anam, 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 yediler beni ya. Ulan öyle de bir yerde durmuşuz ki var ya, sivrisineğin ocağı. Anam, anam, anam. Benim oradan bir yerden... Aha! Köpek valla burada ya. Oğlum bir yere kaybolma, tamam mı? Bir yere kaybolma. Uş. Arkadaşlar. Şuradan su alayım ben. Duyumaz. Oğlum bir yere kaybolma, ben seni doyuracağım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ciğerimizi kabımıza koyalım. Kanı şurada bir geçsin. Ben diğer işlerimi halledeyim arkadaşlar. Anam, kolum balon gibi şişmiş ya. Suyumuz da kaynamış arkadaşlar. Az bir şey kısayım ben bunu. Uş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ciğerimizin kanı bayağı bir akmış. Şimdi onu şöyle tekrardan şöyle bir sudan geçireceğim. Bakın bayağı bir akmış. Şimdi tekrardan bir sudan geçireyim, süzülsün. Şimdi ya tavamızı bir kızdıralım. İlk öncesinde şöyle bir yıkayalım. Ocağımız sönmüş. Şöyle tavamızı koyalım. Ocağımızın niye söndüğünü biliyorum arkadaşlar. Çünkü buradan rüzgar alıyor. Nare tavası öyle bir yere durduk ki ocağımız rüzgar alıyor. Yapacak bir şey yok. Fenerimizi buraya alacağız. Buradan böyle takip edeceğiz. Ondan sonra cima suyumuz şurada kalsın. Şimdi tereyağımız, zeytinimiz, zeytinyağımız, her şeyimiz burada. Kabağımız da burada. Kabağımız az bir ısınsın, bir kendine gelsin. Ondan sonra cima baharatlarımız var. Onları da koyacağız. En son domates, biber falan onlara doğramıştık. Onları koyacağız. Ben şu soğanlarımı şuraya alayım. Şu domateslerimi tekrardan yıkadım. Onları kabına geri koyayım. Çünkü yarın sabah onlar bana lazım. Ondan sonra şu tereyağımızı bir açalım. Şu teknemiz de şöyle dursun. Şu tereyağımızı açalım. Şimdi bu tereyağını ben bir kaba koymam lazım. Çünkü böyle olmaz. Şimdi şu baharatlarımızı da açalım. Yani bildiğiniz ev mutfağı arkadaşlar. Tuzumuz hazır. Pulverimiz hazır. Anasını satayım sivrisinin. Oh, Allah Allah.
Eyvah, ah, tereyağın kokusu yetiyor be. Oo. Şimdi ciğerimiz de tamam. O da hazır. Uş. Arkadaşlar beni yedi. Vallahi yedi. Şimdi arkadaşlar. Ana, ben burada bu kadar sivri olduğunu bilseydim. Şimdi ciğerimizi koyduk arkadaşlar. Bir kenara koyalım, yıkanacak. Ondan sonra arkadaşlar pul biberimizi koyuyoruz. Ondan sonracığıma az bir şey kimyon koyuyoruz. Ondan sonracığıma az bir şey karabiber koyuyoruz. Ondan sonracığıma tuzunu. Tuzunu da koyduk. Şimdi güzel bir karıştıralım şunu. Şimdi yağı falan şöyle bir yedirelim. Görüyor musunuz ciğeri? Ciğer şimdi şöyle bir kendine gelsin. Ağzını kapatalım. Şu şekilde. Ağzını kapatalım. Hop, işe dursun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şükürler olsun ki yemeğimizin sonuna geldik. Sivrisinekten aman yok ama yapacak bir şey yok. Buraya bir kere tezgah kurmuş olduk. Yani elim ayağıma görmüş olduğunuz gibi kolonya sürdüm. Kolonyayla biraz rahatladım. Ve şu an yemeğim bitti. Şimdi çay suyunu, çayı koyacağım, çay ısınsın diye. Malum çayı aşağıya aldık. Biraz soğumuştur su. Onun için çayı suyu ısınsın. Yemeğimi de şöyle size göstereyim. Yani kusura bakmayın, yapıp yiyoruz, size gösteriyoruz ama arkadaşlar yemeğimiz bu. Görmüş olduğunuz gibi şu an yemeğim pişti. Ve onu şimdi alacağım buraya. Allah. Yemeden yanında yat. Toba. Şimdi çay suyumuzu da şuraya koyalım. Çayımız da ısınsın. Ne oluyor lan? Demleyen ne oluyor? Heh. Görüyorsunuz değil mi baba? İşte. Yemeğimiz var, ekmeğimiz var. Şimdi çayımız da olur. Arkadaşlar. Yemeğimi yaptım. Ama şimdi sıra yemede. Sizin gözünüzün önünde yemek istemiyorum. Onun için yeme bölümünde kamerayı kapatıyorum. Kusura bakmayın. Ama şöyle ufak bir görüntü vereyim isterseniz. Şöyle diyeyim. Yani ekmeğimi de gelirken almıştım. Çünkü her zaman ekmeksiz kalıyordum. Sıkıntı yaşıyordum. Şimdi şöyle bir bakayım nasıl olmuş. Kimyon, karabiber, pul biber, domates, yeşil biber, soğan. Acayip bir tat takmış. Uf. Sizce ben bunun hepsini yiyebilir miyim? Bir tavaya. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Nizamettin abi o bir tava bir şeyi yedin mi? O bir tava ciğeri sen yedin mi abi diye soracaksınız. Arkadaşlar, vallahi ne yalan söyleyeyim. Neredeyse yiyordum. Bakın, bu kadar kaldı. Bu kadar kaldı. Şimdi buralarda bir ısıtması çalıyorum ama az önce bir köpek vardı. Şimdi kaybolmuş. Olmazsa bunu buraya kenara bile dökeceğim. Otlu bir yere. İlla ki onu hayvan o kokusundan alır. Ve gelir bunu yer. Çünkü ben daha fazla yiyemiyorum.
Fazla yersen beni ağır tutacağını biliyorum. Malum yol gideceğiz. Uyumana gidecek olduğum yere gideyim istiyorum. İnşallah yarın sabah kahvaltıda görüşmek dileğiyle. Kahvaltıda da büyük ihtimal menemen falan yapacağım. Zaten malzememiz de var, kötü olmasın. Domatesimiz de var. Bir menemen gider diye düşünüyorum. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, şu an Ankara'nın girişindeyiz. Daha da Ankara'ya giremedik. Yani yarım saattir, bir saattir görmüş olduğunuz gibi konvoydayız. Ben anlamadım, bu akşam bu Ankara girişinde ne var ya? Bu yol neden bu kadar kalabalık, hiç anlam veremedim. İnşallah böyle devam etmez ve yani yol iki şeride bölünmüş. Sağ taraftaki yol kullanılmaması gerekirken ama gördüğünüz gibi bizim şoför arkadaşlar, uyanıklar giriyorlar. Oradan tekrar bu araba sol arabanın önüne giriyorlar. Araba yol vermeyince değil. Bak görüyor musun terbiyesizliği? Bak terbiyesizliğe bak. Bak şimdi. Bak şimdi bak. 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 Görüyorsunuz mu? Bak. Bak. Şimdi o yoğun trafikten çıktık ve varacak olduğumuz istikamete doğru gidiyorum. Büyük ihtimal 25 dakika sonra falan oraya varırım diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar yolumuz kalmış. 23 dakika bir yolumuz kalmış. Bu geçenki gelmiş olduğum BİM'in yolu. Daha dediğim gibi, çünkü bu yoldan bir kere daha gelmiştim ben. O BİM'in depoya giderken buradan gitmiştim. Pursaklar. O gidecek olduğum yerde Pursaklar yolu üzerine gideyim. Oraya yakın bir yerde galiba öylesi. Öyle diye düşünüyorum. Bakalım ailesinden bir gidelim de. Saatimiz de zaten gecenin biri oldu. Dediğim saate varacağım herhalde. 1:30'a falan varırım diyordum. Yani yolda durdum. Niye durdum? Yemek falan yaptık. Gördüğünüz gibi yemek yedik ettik. Yani bayağı bir acıkmıştım. Onun için yemeğimi yiyeyim öyle gideyim dedim. Zaten daha yeni yeni bir ağırlık çökmeye başladı. Uykumuz gelene kadar da oraya ineriz herhalde. Arkadaşlar şu an adres, yani attıkları konuma geldim ama konum içeride bir yeri gösteriyor. Onun için şimdi şöyle ana caddeye durdum. Burası İvedik Sanayi Bölgesi. Büyük ihtimal buralarda bir yerde, ben şimdi gece içeri girmedim. Arada bir adama sordum, güvenlik vardı, bekçi. Hacı abi de bilmiyor. Artık sabah arayacağız. Abi ben geldim falan yerdeyim. Yerinizi bulamadım gece. Deyip gelip beni buradan alacaklar. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir sanayiyse. Bakacağız artık. Sabah ola hayrola. Neyse ben yatarım arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler olsun inşallah. Günaydın arkadaşlar. Şu an akşam gece girmedim buraya. Sabah girerim dedim. Sabah da aradılar sağ olsunlar. Şu an adrese geldik. Arkadaş gelecekmiş. Onu bekliyoruz. Büyük ihtimal ha burası. Büyük ihtimal ha burası. Çünkü burada çuvallar muvallar var. Ben bir bakayım da geleyim şuraya. Şimdi arkadaşlar öyle bir yere gireceğiz ki. Öyle bir yere gireceğiz ki. Bakacağız. Girebileceğiz.
Babacım, 27 ton var. Araba akis mi kestireceğim bana? Çıkamıyor yani. Yoksa oraya kadar da yanaşırım. Ama buraya yani iyi çıktım. Araba defansiyel keser. Her gün giriyor abi. Her gün giriyor mu? Yok baba, ne fark ediyor? Yarın metreden bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an boşaltmaya başladım. Ama kahvaltıyı böyle dört dörtlü bir kahvaltı hazırlayamayacağım. Beraber falan yapamayacağım çünkü zaman kalmayacak. Şöyle domatesi, biberi yiyeceğim, yumurta yapamayacağım, çay yapacağım. Yapacak bir şey yok, bu kadar yeter. Nereye de bir yumurta yaparım. Bu tavamı bir çıkarayım. Yapacak bir şey yok abi. Tereyağı da yumurta yapacağız. Bu şekilde idare edeceğiz yani. Bugün de böyle olsun. Tamam. Yerimiz müsait değil. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kahvaltı işi iptal oldu. Sayın abimiz geldi. Dayı sen ne yapıyorsun dedi. Baba kahvaltı hazırlıyorum. Ya baba sen ne diyorsun dedi ya. Dedem beni görse bu şekilde burada dedi. Öldürür dedi ya. Ben sen buraya geleceksin dedi. Kahvaltı hazırlayacaksın, kahvaltı yapacaksın. Öyle mi dedi? Öyle bir dünya yoktu. Hadi kahvaltı yapmaya dedi. Adamı da kıramadık. Ne yapalım? Gidelim bari. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an aracımı boşalttım ve bu kereticiler sanayi sitesi var. Oraya geldim. Beyaz aşağı gideceğiz. Burası kereticiler sanayi sitesi. İşte şöyle göstereyim. Birazdan yüklemeye geçeceğim. Ondan sonra yükledikten sonra Allah nasip etsin Samsun'a dönüşe devam. Arkadaşlar şimdi Boraz Lojistik'e geldim Ankara'dan. Şimdi buraya yanaşacağım. 7 numara demiştim orada. Şu kapaklarımı bir açayım, geleyim. Ondan sonra konuşacağız, görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aracımızı yükledik. Ve ya bismillah diyoruz, yola çıkıyoruz. Saatimiz de 1'de çıkıyor, akşam 7'ye falan 8'e. Büyük ihtimal oradayız. Bunu güvenliğe vereceğiz. Hoş. Yandım sıcağı ya. Şimdi saatimiz 1. İşte böyle yerlerin sıkıntısı, ödeme havale olunca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani mazotu da ölçmedim. Aslında ben bir mazotu ölçsem iyi ya. Evet arkadaşlar şu an Ankara-Samsun çevre yolundayım. Samsun Kırıkkale yoluna dönüş yaptım. Yolculuğumuz güzel geçiyor, şükürler olsun. Ama malum hava çok sıcak arkadaşlar. O kadar bunaltıcı bir hava var ki darlanıyoruz arabada. Aracımızda klima olmadığı için tabii ki sıkıntı. Yani dolabımız da yok. Yani soğuk bir şeyler alalım, içelim, hararetimizi giderelim. Yapacak bir şey yok. Onun için sabrediyoruz. CAS'yi kullanıyorum. Camı açıyorum, serinliyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi pervanemiz var. Pervanemizi çalıştırıyoruz. Yatarken zaten bu olmasa var ya, hiç uyuyamam ben. Yatarken Allah'tan bunu çalıştırıyorum da. Bununla beraber rahat bir şekilde uyuyorum yani. Kırıkkale, Samsun. Akşama varırız herhalde arkadaşlar eve. Akşama varırız diye düşünüyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Akşam gidecek olduğum yerin tam alt sokağına çektim arabayı, yattım. Sabah beni aradı. Gittik, yanaştık. Kahvaltı hazırlayacaktım. Tam kahvaltı hazırlıyordum. Adam dedi ki, abi sen ne yapıyorsun kahvaltı? Abi ayıp olmuyor mu dedi ya, biz buradayken de kahvaltı. Ya bırak dedi, gel hadi gel. Tübü falan söndürttü bana. Gittik kahvaltı yaptık onların dükkanında. Kahvaltı sözüm vardı size ama artık bir dahakine kaldı. Gittik orada kahvaltı yaptık. Sonra bitirici arkadaşımız daha vardı onunla birlikte. Aracımı boşalttım. Sonra şeye geçtim, bu kerestecilerin sanayi sitesi vardı. Oraya geçtim.
Orada horoz ocağa bağlı Borusan'dan boş marka buzdolabı yükledim. Zaten yüküm ben al, ya adamlar arabayı yüklemişler. Rampayı kaldırmışlar. Kapılar açık ama ben de aradan beri bakıyorum, tamam mı? Ne kadar kalmıştı? Yarım kapak boşluk var. Tam da öğlen saatiydi. Ben de dedim herhalde bunlar dedim öğlen yemeğine geçtiler. Yemekten sonra devam edecekler. Bekle babam, bekle. Bekle babam. En sonunda birisini buldum. Dedim baba, dedim bu araba bitti mi? Devam et baba. Ama yarım kapak boşluk var dedim. Yok baba, böyle çıkacaksın dedim. İyi dedim. Sonra çıktım. Gittim faturamı, ihsalimi kestim. Ondan sonra zaten ödeme havale olacakmış. Evraklarımı aldım, çıktım. Ankara trafiği arkadaşlar çok karışıktı ya. Dün akşam bugün, yani ne oluyor ben anlam veremedim yani. Dün akşam Ankara merkeze zor geçtik. Nasıl bu sifara? Adam ya. Kral gel kral. Yavrum benim Hasan Bey. Gel kardeşim bakalım. Yaptı kardeşim benim. Yolun bahtın açık olsun. Yumurtada kalmıştık arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Ulan öyle bir dengesizlik oldu ki ya. Kusura bakmayın. Bir saniye. Yumurta yapacağım. Bakın abi. Yani aç kalmaktansa yumurta yapıp yemek daha iyi. Ben kötü olmamış oldum. Bol yağlı. Şöyle göstereyim. Şeyim nerede ben? Tamam nerede? Çay demleyeyim mi? Lan neyse bir çay demleyeyim ya. Vallahi. Arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı akşamlar olsun. Şu an Samsun'a indik. Şükürler olsun. Borusan'dayız. Ve geldik ama aracımız yarın sabaha kaldı. Yarın sabah boşaltacaklarını söylüyorlar. Canları sağ olsun.
Şu an Borusan'ın önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz beyaz araba benden bir saat önce çıkmıştı. Gelmiş ve boşalıyor. Şöyle aksorumu göstereyim dedim. Kapanışımızı da böyle yapalım dedik. Sonuçta şükürler olsun ki sağ salim, kazasız, belasız geldik. Şu parklar da yakıştı. Harbiden yakıştı, güzel oldu. Kırmızı arabaya kırmızı park. Başka yansı kırmızı, orta kırmızı. Uyumlu oldu, güzel oldu. Şimdi burada da Kayseri'li bir Bellona'dan tanıdığım abilerim vardı. Arabaları arıza yapmış işte. Onları da görmüş oldum. Onlara bir selam verdik. Ve şimdi burada büyük ihtimalle ya yatacağız ya eve geçeceğiz. Ne olacağımız belli değil. Bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Kazası belası geldik ya, şükürler olsun. Ona da şükür. Mühürümüz orada, kilidimiz orada. Arkamızı şöyle gösterelim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İyi seyirler diliyorum.